Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misin? Eğitim İş Edirne Şubesi kurucularından olan ve o dönemin Eğitim İş Şube Başkanlığı'nı yapmış olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 25 yıl sonra aynı sendikada yer aldığı dostlarını, Eğitim İş'in kurucu üyelerini Edirne Belediye Meclis Salonu'nda ağırladı. İyi bir yaşam, onur verici. İyi ki geldiniz, iyi ki bizi mutlu ettiniz. O zamanlar 26 yaşında olan ve Eğitim İş'in kurulmasında büyük bir paya sahip olan Başkan Gürkan, 1990 yılında kurulan Eğitim İş Sendikası'nın genel başkanı Niyazi Altınyay, o yıllarda Eğitim İş'in genel sekreterliğini yürüten Erdal Çelik ve şimdiki dönem Eğitim İş Merkez Mali Sekreteri Nazım Kırcı ve diğer kurucu üyelerle sohbet etti. İşler anlamında çok ciddi bir okul, çok şey öğrendim. Eğer bugün belli noktalara gelebilmişsek, belli toplumsal ya da kişisel anlamda belli kazanımlar elde edebilmişsek, sade, kendi halinde gariban bir çiftçi ailesinin çocuğu olan Recep Gürkan'a, köy öğretmeni Recep Gürkan'a, işte bu halk alıp milletvekili yapmışsa, belediye başkanı yapmışsa, bunda 1990'da kurulan, 28 Mayıs 1990'da kurulan ki büyük bir tesadüftür benim adıma, 28 Mayıs benim doğum günümde aynı zamanda. 28 Mayıs 1990'da kurulan o eğitim işte edindiğim birikimler, tecrübeler, hocalarımdan, abilerimden, ablalarımdan öğrendiğim o deneyimler bana çok olağanüstü büyük katkılar sağlamıştır. Bir okuldu, bir ekoldü. O tarihte yapılan sendikal çalışmaların, sendikal anlayışın, sendikal perspektifini bugün ne kadar, aradan 25 yıl geçtikten sonra bugün ne kadar doğru olduğu, ne kadar doğru bir platformun üzerine kurulduğu, ne kadar doğru bir iskeletinin olduğu bugün çok daha iyi herkes tarafından anlaşılıyor. Şunu da mutlulukla izliyorum ki eski bir sendikacı olarak, hocalarımın yanında konuşmak bana düşmez ama bugünkü Eğitim İş ve Birleşik Kamu İş de aynı sendikal anlayışın üzerinde güçlü bir şekilde, istikrarlı bir şekilde vücut buldu ve bunu sürdürmeye devam ediyor. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi, ayrı bir gurur kaynağı. O dönemde yaşadıklarını anlatan Eğitim İş Sendikası'nın Genel Başkanı Niyazi Altınyay, Başkan Gürkan'a kitap hediye etti. Başkan Gürkan daha önce kaybetmiş olduğu kitaplara tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Orada da büyük bir mücadele verdi ve kendi hemşehrileri de onu belediye başkanı yaptı. Edirne belediye başkanı olmak herhalde kolay bir iş olmasa diyerek gerçekten bir köy çocuğunun, aklı özgürleştirilmiş bir köy çocuğunun gelip buraya oturması öncelikle tabii ki devrimci cumhuriyetin eseri, Mustafa Kemal'in öncülüğünde devrimci cumhuriyetin. Çok teşekkür ederim. Başkanımın da belirttiği gibi şunu da o. Eğitim İş'in genel sekreterliğini yürüten Erdal Çelik ve şimdiki dönem Eğitim İş Merkezi Mali Sekreteri Nazım Kırcı da Başkan Gürkan'a çiçek ve plaket takdim etti. 5. yıl anısına bir plaket. İkincisi, bende çok değerli bir şey var, bulunmuyor artık. Bir eğitim iş özetleri. Benden başka kimse de kaldığınız çiçek hediye ediyoruz. Neden? Eğitim işte bir çiçektir. Eğitim işte bir çiçektir. Devam ediyor. Başkan Gürkan, Eğitim İş Genel Sendikası'nın Edirne buluşması için kente gelen dostlarına Edirne'nin simgeleri olan Edirne Kari, mis sabun, minyatür kispet, aynalı süpürge ve badem ezmesi hediye etti. O dönem aileler büyük. Yani işte anneler, babalar, gelinler, damatlar hep bir arada yaşanıyor. Gelin hanım evi ya da sokağı süpürürken bu aynadan da kayınvalidesinin kendini kontrol etmediğine bakarmış.